Sözcük anlam. Arkadaşlar, bu dersimizde sözcük nedir? Sözcüklerin anlam özellikleri, gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam konularını öğreneceğiz. Evet, öncelikle sözcük nedir'den başlayalım. Sözcük nedir sorusunun cevabını bilmeliyiz. Çeşitli harflerin bir araya gelmesiyle anlamlı bir birim oluşturan yapı birimine sözcük ya da kelime denilmektedir. Sözcüklerin oluşması ve günümüzde kullanım şekillerine ulaşması uzun yıllar süren bir süreçten sonra meydana gelmiştir. Her dilde kelimeler seslerin düzenli bir sistemle bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ancak kelimeler kullanıldıkları cümleye göre farklı gösterebilmektedir. İşte bizim sözcük anlamdaki en önemli kısmı bu. Kelimeler kullanıldıkları cümlelerde farklı anlamlar ifade ediyor. İşte konumuz da bundan ibarettir. Evet, devam edelim. Balkondaki saksı bahçeye düştü. Borçlarımızı düştükten sonra bu kadar paramız kaldı. Annemler gidince kardeşime bakmak bana düştü. Ona babasının mirasından küçük bir ev düşmüştü. Şimdi bu dört tane cümlede hepsinde düşmek, düşle alakalı sözcükler, kelimeler var. Ama her biri de bu dört cümlede farklı anlamlarda kullanılmış. Şimdi anlamlarına bakalım. Yukarıdaki cümleleri incelediğimizde düşmek sözcüğü birinci cümlede yer çekiminin etkisiyle yukarıdan aşağıya inmek. İkinci cümlede çıkartmak, eksiltmek. Yani borçlarımızı çıkarttıktan sonra bu kadar paramız kaldı. Üçüncü cümlede ödevi veya yetkisi içinde bulunmak. Annemler gidince kardeşime bakma görevi, kardeşime bakma ödevi benim üstümde, benim sorumluluğumda anlamı katıyor. Dördüncü cümlede bir bölüşme sonunda payına ayrılmak anlamında. Ona babasının mirasından küçük bir ev düşmüş. Yani paylar ayrılmış ve sana düşen, senin elinde olan kısımda bir evmiş. İşte baktığımızda sözcükte anlamda kelimeler her cümlede farklı anlamlar taşıyor. Onun için cümlenin tamamını okumamız gerekmektedir. Evet, az önceki örneklerimizde de gördüğünüz gibi bir sözcük farklı cümlelerde farklı anlamlar kazanabilir. Sözcüklerin bu farklı anlamları gerçek, mecaz, terim diye adlandırılır. Şimdi gelelim konumuza. Anlam bakımından sözcükler. Birincisi gerçek anlam. Bir sözcüğün tek başına kullanıldığında tanımlanabilen anlamı gerçek ya da temel anlam olarak adlandırılır. Gerçek ya da temel anlam. Kelimelerin sözlük anlamı da gerçek anlamdır. Gerçek anlam genellikle sözcüğün akla gelen ilk anlamı da olmaktadır. Gerçek anlam diyebiliyoruz, temel anlam diyebiliyoruz, sözlük anlamda diyebiliyoruz, aklımızda bulunsun. Evet, örneklerimizi inceleyelim. Eve gelince perdeyi açıp pencereden dışarı baktım. Şimdi perde sözcüğünü kalın harflerle yazdık. Şimdi perde dediğimizde bizim aklımıza ilk önce ne geliyor? Önce kendimize bunu soruyoruz. Perde dendiğinde aklıma gelen ilk anlam. Perde kelimesi duyduğumuzda aklımıza ilk olarak pencerelerin önünde takılıp ışığın girmesini engellemeye yarayan örtü gelir. Bu cümlede de perde sözcüğü aklımıza ilk gelen bu anlamıyla kullanıldığından dolayı gerçek anlam taşımaktadır. Evet çocuklar, bakın buradaki perde sözcüğü gerçek anlamı hemen aklıma gelen anlamına bakıyorum. Sözlüğü açtığımda da ilk anlamı da yine ışığın geçmesini engelleyen örtü olarak olacak ve ilk anlamı olduğu için de ben buna gerçek anlam diyorum. Bir diğer örneğimize bakalım. Odaya girince bir şeyin kokusunu aldım. Bakın burada koku sözcüğünü kalın harflerle yazdım. Şimdi sizlere soruyorum. Koku dendiği zaman aklınıza ne geliyor? Evet, benim aklıma gelenle aslında şu an sizin aklınıza gelen şeyler
Aynı. Çünkü aklımıza ilk gelen anlam kullandığımız sözlük anlamı oluyor. Koku dendiğinde nesnelerden yayılan zerrelerin burunda uyandırdığı duygu. İşte buradaki koku sözcüğü de gerçek anlamda kullanılmıştır. Evet, bir diğer anlam özelliğimiz mecaz anlam. Kelimelerin sözlük anlamlarından uzaklaşıp başka bir anlamda kullanılmasıdır. Bakın, önemli olan kısım bu. Kelime, yani ben sözlüğümü açtığında aklıma gelen ilk anlamı olmayacak. Zaten aklıma gelen ilk anlamı olursa bu gerçek anlam. Ne olacak? Sözlük anlamından uzaklaşıp ben o sözcük yerine yeni bir sözcük koyabileceğim. O zaman ben buna mecaz anlam diyorum. Genellikle somut kelimelerin soyutlaştırılmasıyla da kullanılıyor. Şimdi örneklerimize bakalım. Olaylara değişik gözlerle bakmasını bilmeliyiz. Şimdi burada ben göz sözcüğünü kalın harflerle yazdım. Olaylara değişik gözlerle. Göz dediğinde benim aklıma ilk gelen görme organı. O zaman değişik gözlerle derken birden fazla görme organıyla mı görmeliyim? Ya da yeni öğrenci nedense çok soğuk davranıyor. Evet, öğrencinin yanına geldim ve öğrenci evet eksi 3 derecede. Bu mu? Yani ısı bakımından soğuk olmasından mı kastediyor? Yoksa konuşmacı gürültüden konuşmasını yarıda kesti. Bir makasla veya bir bıçakla konuşmasını ikiye mi ayırdı? İşte bunları bir düşünelim. Buradaki söylediklerim acaba benim sözlük anlamımda, ilk anlamında mı kullanılmış? Evet, az önceki cümlelerde göz sözcüğü bir görme organı olarak değil, bir bakış açısı anlamında. Soğuk sözcüğü ısı olarak düşük anlamından ziyade duygudan yoksun. Ya da kesmek sözcüğü bir makas ya da bir bıçakla bir şeyi bitirmek, ortadan ikiye ayırmak anlamında değil, sona erdirmek anlamında kullanılmıştır. Bu sözcükler gerçek anlamlarından uzaklaştığı için de mecaz anlam kazanmıştır. Evet, şimdi bir diğer anlamımız terim anlam. Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü kavramları karşılandığında kazandığı anlama terim anlam adı verilir. Bazı bilim, sanat ve meslek dalları ile ilgili terimlerden bahsedelim. Şimdi örneğin matematik ya da tiyatro, müzik, coğrafya, resim veya futbol. Bunlarla alakalı daha özel, bu konuyla alakalı daha özel, ona ait terimsel ifadeler yer alacak. Örneğin matematik dendiğinde doğal sayılar, kare bunlar. Tiyatro dendiğinde sahne, perde, kostüm. Ya da Türkçe dendiğinde sözcük anlam, mecaz anlam, terim anlam. Bakın bunlar da Türkçenin bir terimleridir. Futbol dendiğinde taç, faul, gol gibi örnekleri verebiliriz. Evet, şimdi notumuza bakalım. Bir sözcüğün terim olup olmadığı kullanıldığı cümleye göre değişir. Evet, bu bizim sözcük anlamda en önemli özelliğimiz, yani aklımızda unutmamız gereken özellik bu. Ben bir sözcüğü cümlenin tamamını okumadan karar veremem. Yani o sözcük, kullanılan sözcük terim anlam olarak da kullanılmış olabilir, gerçek anlam olarak da kullanılmış olabilir ya da bir mecaz anlam olarak da kullanılmış olabilir. Onun için benim ana kuralımın şu olması gerekiyor. Her ne sözcük olursa olsun ya da altı çizili sözcük olursa olsun sadece altı çiziliye bakmıyorum. Cümlenin tamamını okuyorum ve o sözcüğün cümle içerisindeki durumunu göre değerlendiriyorum. Şimdi örneklerimize baktığımızda ışık sözcüğüne bakalım. Ben burada ışık sözcüğünü kalın harflerle yazdım. Pencereden yansıyan ışık gözlerimi aldı. Şimdi pencereden yansıyan ışık dendiğinde aklımıza ilk ne geliyor? Yani oradaki ışık dediğim ne oluyor? Güneşten bana gelen ışık, değil mi? Ondan bahsediyorum. Yani güneşten bana gelen şeyden bahsediyorum. O zaman
Aslında ben burada sözlük anlamında kullanıyorum. Ben buna gerçek anlam diyorum. İkinci örneğe baktığımda ise sanatçımız edebiyatımızın vazgeçilmez ışıklarından biriydi. Şimdi buradaki sanatçımız bize güneşten gelen ışık mı? Bu anlamda mı kullanılmış? Hayır. Vazgeçilmez kişilerinden. Ünlü ya bu kişi, vazgeçilmezlerinden anlamında kullanılmış. Ne olmuş burada? Işık sözcüğü sözlük anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmış. O zaman ben buna mecaz anlam derim. Bir sonraki örneğimize baktığımızda ise bugünkü dersimizde ışık konusunu işleyeceğiz. Şimdi buradaki ışık ise fen bilgisi dersinin bir alt özelliğinden, içindeki alt özelliğinden bahsediyor. Konu başlığından bahsediyor. O zaman ben buna terim anlam diyorum. Şimdi diğer örneklerimize baktığımızda doğru haber veren gazetelerde var. İki noktada tek doğru geçer. Baktığımızda doğru sözcükleri ikisinde de yer alıyor. Fakat doğru haber derken gerçek haberden bahsediyorum. O zaman ben buna gerçek anlam, doğru geçer derken de terim anlamdan bahsediyorum. Bir diğer örneklerimize baktığımızda aynı şekilde açı sözcüğü. Olaylara bir de şu açıdan bakalım derken buradaki açı ne? Bakışım. Bir de bu fikirle düşüneyim. Bir de farklı şekilde düşüneyim. Anlamı katmış. O zaman mecaz anlam diyorum. İkizkenar üçgenin tabanları açıları eşittir. O zaman burada neyi yapmış oluyorum? Matematik dersinin bir teriminden bahsediyorum. O zaman buna da terim anlam derim. Evet, notumuza bir bakalım. Not, bir sözcük birden fazla anlamda terim oluşturabilir. İle şöyle bir şartımız yok. İşte açı dendiğinde sadece matematik terimi diyemeyiz. Bazı alanlarda aynı terimlerde olabilir. Örneğin oyunun birinci perdesi bitti derken burada tiyatro terimi olarak kullanılmış. Fakat kaz perde ayaklı bir hayvandır derken burada da biyoloji terimi kullanılmış oluyor. Evet çocuklar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.